Merhaba filme gitmeden önce izleyenleri. Bugün size gerçekten çekildiğine inanamayacağınız 5 sahneyi konuşacağız. Size daha önce böyle bir video ile gelmiştik. Ama sinema tarihinde konuşacak o kadar çok film var ki sizin için yeni bir derleme yapalım dedik. Şimdi sahnelerin gerçekten çekilmesi için ne kadar emek harcandığını hep beraber göreceğiz. Listemizin ilk sırasında Star Wars Force Awakens filminden BB-8 var. Bu harika robot gerek çakmak tutmasıyla gerek çok tatlı ses tonuyla bizim içimizi ısıtmıştı. Filmin en eğlenceli karakterlerinden biriydi. Açıkçası filmi izlerken bu robot yerine ne kullandıklarını merak etmiştik. Ama daha sonra öğrendik ki aslında BB-8'i gerçekten yapmışlar ve uzaktan kumandayla kontrol etmişler. Bunun nasıl yapıldığını ileride bir teknoloji kanalı açarsak konuşuruz. Ama filmin yönetmeninin önce peçeteye çizdiği bu fikrin daha sonra gerçek bir şeye dönüştürülmesi harika. BB-8'in telefonunuzla kontrol edebileceğiniz küçük boyutları da var. Bizce bir bakın. Listemizin ikinci sırasında Christopher Nolan'ın The Dark Knight Rises filmindeki Amerikan futbol sahnesi var. Bu sahnede beynin yerleştirdiği patlayıcıların patladığını ve oyuncuların oluşan çukurun içine düştüğünü görüyoruz. Film ekibi bu sahneyi çekmek için sahanın üstüne büyük boşluklar olan sahamsı başka bir şey inşa etmiş. Ayrıca futbolcular koşarken arkada bazı patlamalar gerçekleştirmişler. Buraya kadar her şey gerçek gerçekten çekmişler. Ama sonrasında bir iki görsel efekt eklemişler. Son olarak da filmde bizi oldukça etkileyen bu görüntü ortaya çıkmış. Bu sahne görsel efektle gerçekten çekilmiş sahnelerin en iyi örneklerinden biri. Şimdi anlatacağımız film Raid 2. Endonezya yapımı bu aksiyon filminde kameranın kullanımı gerçekten olağanüstü. Fark etmiyor olabilirsiniz ama günümüzde arabaları bile görsel efekt kullanarak yapabiliyorlar. Raid ise bazı sahnelerinde görsel efekt kullanmasına rağmen harika çekim tekniklerine sahip. Örneğin bu sahnede kameranın hareketinin tek bir kişi tarafından gerçekleştirilemeyeceğini anlamışsınızdır. Şimdi çekim tekniğine bakalım. Garip bir platformun üstünde duran kameraman arabaya yaklaşıyor ve kamerayı koltuk şeklinde giyinmiş başka bir adama veriyor. Koltuk adamsa arabanın altında yatarak keyif yapan adama kamerayı uzatıyor. O yatarak giden adamın hislerini gerçekten merak ediyoruz. Listemizin dördüncü sırasında Jackie Chan'in Who Am I filmi var. Bu adamın bir mucize olduğunu hepiniz biliyorsunuzdur. Kendisi en deli aksiyon sahnelerini veya akrobatik numaraları çok da zorlanmadan gerçekleştiriyor. Bu filmde de Hollanda'daki bu binadan aşağı doğru kayan Chan gene her şeyi kendi gerçekleştirmiş. Biraz hızlı olsa aşağı düşebileceğini görüyorsunuzdur. Listemizin beşinci sırasında daha önceki videoda olduğu gibi Tom Cruise'un Mission Impossible'dan bir sahnesi var. Burj Khalifa dünyanın en yüksek binası. Yükseklik korkusu olan insanlar binanın camından bile etrafa bakamazken Tom Cruise binanın orasında burasında hoplayıp zıplamış. Bu sahneleri gerçekten çekmişler ve daha sonra Tom Cruise'a bağlı olan ipleri görsel efekt yoluyla çıkarmışlar. Sahne bizim için gerçekten eğlenceliydi. Listenin 6. sırasında fantastik canavarlardan bir sahnemiz var. Bu iki arkadaşımızın bavulun içine girdiği sahneyi her fragmanda görmüştük. İlk görüşte görsel efekt olduğunu düşünebileceğimiz bu sahnede bavulun altına oyuncuların inmesi için bir yer açılmış ve sorun direkt olarak çözülmüş. Joker'in en acımasız 5 hareketini ve Marvel'ın en büyük problemini izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Ayrıca bizi her arkadaşınızı önerdiğinizde de öne çıkarıyorsunuz. Unutmayın. Sınıfta her filme gitmeden önce diye bağırdığınızda da.